konuşuyorum. Evet, elbette yani muhalefetin sıkça işte başkanlık sistemi tartışmasının gereksiz bir tartışma olduğunu vurgulaması söz konusu. Bunun karşısında da işte AK Parti çevresinin sürekli bir şekilde başkanlık sisteminin gerekliliği veya sistem değişimi gerekliliğini tartışmasına şahit oluyoruz. Elbette yani hani böyle bir şeyden bahsediyorsak sistem değişiminden bunun şeyler olması gerekiyor. Neden hani şimdi neden şu an böyle bir tartışmanın içerisinde olmamız gerekiyor? Bunun bence birkaç tane gerekçesi var. Aslında çok yapısal bir gerekçesi var. 150 senelik bir mesele bu. Ama tabii burada 150 senelik meseleyi tartışmayacağız. Ya, temel meselesi şu başkanlık sisteminin bence tartışmamızın. Bir kere ülkede otorite problemimiz var. Yani 150 senedir biz devlet millet arasında bir sağlıklı bir ilişki kuramadık. Bu sağlıklı ilişkiyi kuracak olan bir mekanizmadır. Yani bu başkanlık sistemi, parlamenter sistem, anayasal monarşi bunların hepsi mekanizmadır. Aslında çok daha önemli bir şekilde bu devlet millet ilişkisini nasıl kurulacağı meselesidir. Bunlar somutlaştığı şeylerdir yani o mekanizmalar. Şimdi biz şeye baktığımız zaman bu 150 yıllık tarih boyunca bu şeyin devlet millet ilişkisinin hiçbir şekilde sağlıklı bir şekilde kurulamadığını görüyoruz. İşte Cumhuriyet ilk dönemleri 23-50 arası tek parti dönemiyle siyaset kurumu tamamıyla şey kapatılmıştır halka. Yani devletle şeyin bağı neredeyse halkın bağı tamamıyla koparılmıştır bürokrasi tarafından. Daha sonraki süreçte ise 1960'tan sonra darbeden sonraki süreçte ise vesayetçi parlamenterizm diyebileceğimiz bir sistem kurulmuştur. Burada da işte devlet bir nebze açılmıştır halka. Ama burada siyaset kurumunun etrafı vesayetçi kurumlarla kuşatılmıştır. İşte Cumhurbaşkanlığı makamı bile bunun için ihdas edilmiştir. Fazla yetki verilmesi 82 anayasasında yasama kurumu ikiye bölünmüştür 60-80 arasında biliyorsunuz senato cumhuriyet senatosu evet. Ve meclis diye daha sonra kaldırıldı yine işte anayasa mahkemesinin kuruluşu bile Türkiye'de aslında hukukun üstünlüğüne hizmet etmesinden daha çok siyaset kurumunu sınırlandırmaya yöneliktir yani şimdi şeye geldiğimiz zaman bu süreç siyaset kurumuyla aslında bürokratik... Yani aksiyon tarafları aslında evet. Bu 150 yıllık süreçte de hep vardı. Evet. Ya, tabii bu yapısal bir sorun. Yani devletle millet arasında bir etkileşim problemi var. Ve bu problemi çıkaran da bu kurumlar. Yani bürokratik şeyin, güçlerin kendi iktidarlarını devam ettirebilmek için kurdukları mekanizmalar arasında bunlar. Çok farklı şekillere, formlarda ortaya çıkıyor. 2007'de bu değişti. Yani o da başkanlık sistemi tartışmasını aslında yeniden alevlendiren bir şey. İşte Cumhurbaşkanının şey tarafından seçilmesi, halk tarafından seçilmesi konusundaki değişiklik. Sonra da 2014'te Cumhurbaşkanının direkt seçilmesi. Burada da bu sefer yürütme içerisinde çift başlılık sorunu ortaya çıktı. Zaman zaman siyasilerin işte Sayın Başbakan'ın, Sayın Cumhurbaşkanının da şeyleri var, açıklamaları var. İşte çift başlılık sorununun ne kadar yakın olursa olsun ideolojik olarak aynı mahalleden gelen insanlar olsa dahi problem yaratacağını, bunun farklı siyasi geleneklerden gelen insanlar olması durumunda ise çok daha büyük sorunlara yol açacağı, işte krizler üreteceği, işte benzer işte Fransa'da yaşanan şeyler, kohabitasyon dediğimiz problem. Bu sorun nedeniyle de şeyin sistemin netleştirilmesi gerekiyor. Yetki sorumluluk dengesizliği var. İşte Sayın Başbakan'ın açıklaması vardı. Yani tüm sorumluluk başbakanda ama şeyin Cumhurbaşkanı'nın sorumsuz yetkisi var. Yani aynı şekilde Cumhurbaşkanı da bu konuda şeyler söyledi. Yani bunun bu belirsizliğin, sistemin 2007'den sonra belirsizleşmesi sorunu da var. Yani şeye ek olarak demokrasi sorununa yani millet devlet etkileşiminin olmaması da demokrasi sorunudur yani. Bunun pratikte şey nedir? Devletin, milletin enerjisini devlete bir türlü akamaması. Yani işte güvenlikte dışarıya bağımlılık, büyümenin bir türlü gerçekleşememesi, demokrasi açığı, hukukun üstünlüğü problemleri bunların hepsi aslında doğru düzgün bir otorite üretememiş olmamızdan kaynaklanıyor. Bunun kökeninde de bu mekanizmaların çok yanlış bir şekilde...